Merhaba arkadaşlar, bugün 9 Eylül 2022. Bugünkü yayınımızın konusu da ZAP'taki gelişmeler. Çünkü oradan sürekli yeni bilgiler geliyor. HPG dün de bazı asker künyelerini açıkladı ama bu konuya ilişkin Ankara tarafından herhangi bir açıklama yapılmıyor. Birçok örnekte de görüldüğü gibi dünkü örnekte de kayıp askerlerin, daha doğrusu orada öldürülen ve cenazesi orada kalan askerlerin akıbetine ilişkin Türkiye Devleti tarafından bir açıklama yapılmıyor ve biz de elimizden geldikçe bu konudaki gelişmeleri size aktarıyoruz. Hem oraya giden askerlerin, ki orada 9 asker cenazesinin olduğu söyleniyor. O askerlerin ailelerine de belki bu bilgiler ulaşır. Belki onlar kendi çocuklarının akıbetlerini sorarlar veya cenazelerini sorarlar. Çünkü bunlar belgeli, ispatlı, görüntülü bilgilerdir ve HPG Basın İrtibat Merkezi tarafından yayınlanıyor. Şimdi dün iki askerin daha künyeleri yayınlandı. Görüntülü olarak hem sadece künyeleri değil, onlara ait eşyalar da yayınlandı. Çünkü bu çatışmada öldürülen askerlerin hem cenazeleri orada kalıyor, hem de kendilerine ait eşyalar ve Türkiye Devleti bu askerlerin öldüğüne ve yaşadığına dair bir açıklama yapmıyor. Yani toplam 9 asker oldu. Bu konuya ilişkin açıklama yapmıyor. Bazı askerlerin cenazeleri oradan çıkarılmış, işte açıklama yapılmadan ailelerine verilmiş. Çünkü öyle bir anlaşma, bir kontrat olduğu üzere askerlerle devlet arasında söyleniyor. Neyse, konumuz o değil ama konumuz şu anda zapta bulunan ve devletin kayıp bile kabul etmediği ama künyeleri, cenazeleri, eşyaları oradaki gerilla güçleri tarafından onların kontrolünde kalan askerlerin akıbetini sormaktır. Dediğim gibi görüntüler de yayınlandı. Fakat ona geçmeden önce zaptan ne oldu ne bitti. Yani 6 aylık bir çatışma, savaş sürecidir. Ve orada biliyorsunuz ne oldu? 17 Nisan'da Türkiye Devleti bir operasyon başlattı. Daha doğrusu 14 Nisan'da başlattı ve 17 Nisan'da karadan da başladı. 17 Nisan'dan bugüne kadar 5 ayı geçti, işte 6 ay oldu ve orada çatışmalar sürüyor. Bazı yerlere askerler indirme yapmışlar. Yani savaş uçakları, helikopterlerle bazı tepeleri bombalayarak indirme yapmışlar ve orada duruyorlar. Bazı yerlerde de işte indirme yapıp tekrar geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bazı yerlerde çatışmalar var. İşte yani sürekli günlük olarak bu konuya dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor ve geçen de 3-4 gün önce de bir Sikorsky tipi helikopter düştü. Ondan önce de yine 2 helikopter düşmüştü. 2 ve 3 Eylül'de 4 Eylül'deki Sikorsky tipi helikopterin düştüğünü Ankara kaza olarak, kırma uğradı olarak kayıtlara geçirdi ve öyle açıklandı. Bu konuya ilişkin de bir video yapmıştık ve bu videoyu, o linki de buranın sonuna bırakacağız. Şimdi gelelim asker künyelerine. Ne olmuştu? HPG Basın ve İrtibat Merkezi 29 Mayıs'ta, çünkü dediğim gibi bu operasyon, yani bu çatışmalar 17 Nisan'da başladı ve sürekli çatışma var orada. Tabii çatışma, savaş koşullarından dolayı bütün bilgiler anında kamuoyuyla paylaşılmıyor. Paylaşılsa da ispatlanamıyor. Şimdi HPG 31 Mayıs'ta bir açıklama yaparak, 31 Mayıs'ta bir açıklama yaparak Türk tarafının, devlet tarafının kayıp askerlerini sakladığını, gizlediğini, öldürülen asker sayısını gizlediğini söylemişti ve 29 Mayıs'ta, yani ondan önce 2 gün, Metina'da çıkan çatışmada öldürülen 4 askerin ismini açıklamıştı. Bak, tekrar ediyorum. Bu açıklama 31 Mayıs'ta olmuştu. 29 Mayıs'taki Metina'daki çatışmanın sonuçlarına ilişkin de bilgiler verilmişti ve 4 askerin orada öldürüldüğünü açıklamıştı. Kimdi bu askerler? Astsubay kıdemli Çavuş Yusuf Eylik. Tekrar ediyorum. Astsubay kıdemli Çavuş Yusuf Eylik, uzman çavuş Ali Taşkın, Siirt Komando Tugayına kayıtlı bu kişi.
Uzman Çavuş Mevlüt Çetin ve Uzman Çavuş Ahmet Akpınar. Bunlar 29 Mayıs'ta, bu askerler, 4 asker 29 Mayıs'ta Metina'da öldürülmüş askerler. Ve bu açıklama olduktan sonra işte 20, 31 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos geçti. Eylül'ün 9'undayız bugün. Yani neredeyse 3,5 aydır üzerinden geçmiş. Bu 4 askerin öldürülüp öldürülmediğine dair, bu açıklamanın doğru olup olmadığına dair karşı taraftan, yani Ankara'dan, Genelkurmay'dan, Türk ordusundan, hükümetin şundan buradan bir açıklama yapılmış değil. Yalanlama da olmamış çünkü şey var, yani belgeler var. Dün gördük. Şimdi bir süre işte önce de HPG Basın İrtibat Merkezi, HPG Sözcüsü Serdar Yektaş 9 asker cenazesinin ellerinde olduğunu açıklamıştı. Biliyorsunuz daha önce bir iki askerin cenazenin görüntülerini de yayınlamışlardı, yani uygun bir şekilde. Hatta biz bir videoda da bahsetmiştik. Çünkü o cenazeler orada, bu askerlerin ailelerine siz ne söylediniz? Bunların ailelerine başka bir cenaze mi verdiniz? Bu ailelere sizin oğlunuz yaşıyor, zapta durumu iyidir mi diyorsunuz? Kayıp mıdır diyorsunuz? Bir şey diyor musunuz? Demiyorsanız işte niye demiyorsunuz? Ailelere ayrı, kamuoyuna ayrı mı diyorsunuz? Yoksa ailelere bilgileri verip bunları aileyle anlaşarak kamuoyunda gizliyor musunuz? Yani bu askerlerin aileleri gerçekten, mesela Yusuf Eylik, Ali Taşkın, Mevlüt Çetin, Ahmet Akpınar, bu askerlerin aileleri oğullarının yaşadığını ve 3,5 aydır onlardan haber alamadıklarını mı düşünüyorlar acaba? Ve tabii bunlar 4 kişi, toplam 9 cenaze orada duruyor. Ve işte bazı ailelerin kendilerine başvuru yaptığını da söylüyor HPG sözcüsü Serdar Yektaş. Diyor ki bu 9 askerden bazılarının aileleri bize başvurdu cenazeleri geri almak için, ama diyor devletten korktukları ve tehdit aldıkları için hangi ailelerin bize başvurduklarını, isimlerini açıklamayacağız. Yani bu 9 askerlerden bazılarının aileleri işte HPG ile bir şekilde irtibata geçerek bizim çocukların cenazelerini verin demişler. Tabii verilecek mi, verilmeyecek mi, verilecekse nasıl verilecek, savaş koşullarında gerçekten oradan cenazeleri çıkarmak mümkün mü? O da ayrı bir tartışma konusu. Ve bu askerlerden, yani Ali Taşkın ile Yusuf Eylik'in eşyaları ve künyeleri dün HPG Basın İrtibat Merkezi tarafından yayınlandı görüntülü şekilde. Şimdi ona bakalım. Künyeki askere ye benave Ali Taşkın. Zaten ev Hint teşt. Yen Yunus Eylik'in Hint teşi yen Ali Taşkın'ın. Evci komando, paralı komando uzman çavuşa. Asli kacı Samsun'a. Evet. Şimdi orada bir gerili, tabii 2,5 dakikalık bir görüntü var. Orada onların başka eşyaları, çantaları, tesbihleri, telefonları vesaire de var. Ama Ali Taşkın, ki kendisi Samsunlu olarak, yani künyesinde öyle yazılmış, Samsunlu Ali Taşkın ve burada da var Ali Taşkın, işte künye numarası 3928-101-7506, kan grubu B, RH pozitif ve Samsunlu. Ve diğer askerin ismi de neydi? Yusuf, pardon, Yunus Eylik. Belki ben Yunus şey Yusuf dedim. Yunus Eylik. Onun nereli olduğunu söylemedi, ama silahı ve eşyaları ve sırt çantası da var bu görüntülerde. Bam Şurada. grubu yazdık ya. Belki ona çanta var buçuk ya. Evet. Lisa de çakma. O silah Yunus Eylik'e ait. Özetle durum budur. Yani dört askerin isimlerini tekrar hatırlatıyorum. Toplam 9 asker. Daha önce diğerleri açıklamıştı. Ali Taşkın, Siirt Komando Tugayı, Uzman Çavuş Mevlüt Çetin, pardon, Uzman Çavuş Ahmet Akpınar ve Çavuş Yunus Eylik. Bunlar
29 Mayıs'ta Metina'da öldürülen askerler cenazeleri orada kalmış, eşyaları orada kalmış. Devlet şimdiye kadar hiçbir şey dememiştir. Umarız ve diliyoruz ki aileleri veya sivil toplum örgütleri veya bu tür konulara duyarlı şahıslar, kurumlar bir inisiyatif alırlar ve bu askerlerin cenazelerini ailelerine kavuştururlar diyoruz. Biz de eğer bir yeni bilgi gelirse sizinle paylaşırız. İyi günler.